Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla daha karşınızda olacağım. Bugün arkadaşlar dünkü videomun altına yorum olarak gelen bir hissenin hedef skalasını çıkarmak üzere karşınızda olacağım arkadaşlar. Bu hissemizde hedef girişim olacak. Şimdi bu hissenin de gerçekten gelecekte güzel bir potansiyeli var. Zaten girişim sektörünün ne kadar bir potansiyel taşıdığını daha önceki videolarımda sıkça bahsettim. Eğer bu hisselerden alıp da iyi bekleyen, yani uzun vade bekleyen yatırımcıların ben iyi bir getiri elde edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şimdi gelelim hedef girişimin hedef skalasını çıkarmaya. Öncelikle hedef girişimin şu anki fiyatına bakalım. 2.50. Şimdi 2.50'yi buraya yazalım. Siz de artık buna göre hedefini kendiniz ne kadar getiri potansiyeli olduğunu hesaplayabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar burada büyüme rakamlarına bakacağız. Büyüme içinde net kar ve öz kaynağa bakacağız. Bildiğiniz gibi böyle finans altyapısında olan sektörler için satış ve fabrik büyümesi bakmak yanıltıcı olabilir. Bundan dolayı da net kar ve öz kaynak büyümesi bakmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar burada net kardaki büyümeye bakalım. 373,03 bölü 37,98. Buradan 9,82 katlık bir potansiyel var. Daha sonrasında ise öz kaynağa bakacağız. Buradan da 10,21 katlık bir potansiyel mevcut. Şimdi 9,82 çarpı burada 2,39 bizim 52 haftalık dibimiz. Tabi şimdilik daha da dibe gelirse ona göre çarpımlarımızı, hedef skalamızı değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim 9,82 çarpı 2,39 23,47. En yüksek hedef fiyatımız ise 10,21 çarpı 2,39. Bu da 24,41 şeklinde oluştu. Tabi şimdilik bu. Bundan sonrasında ise yapacağımız şey ise tarihsel çarpanlarına bakmak. Şimdi öncelikle FK'deki rekorumuza bakalım. FK'deki rekorumuza baktığımız zaman 43,78 olduğunu görüyoruz. Şimdi hesap makinemize gelelim. 43,78 bölü şu anki FK'mız, yani 1,91. Bu da yaklaşık 22 kat. Fiyatımız 2,5. Burada hedef fiyatımızı 57,30 şeklinde oluşturduk ve bu da şu ana kadarki en yüksek hedef fiyatımız. Şimdi bir de PD bölü DD'ye bakalım. Buradaki rekorumuz ise 1,48 olduğunu görüyoruz. Bölü şu anki PD bölü DD'miz 0,99. Buradan da yaklaşık %50'lik bir potansiyel var. Burada da 2,5 ile çarparsak 3,73'lük bir hedef fiyat karşımıza çıkıyor. Bu da şu ana kadarki en düşük hedef fiyatımız. Şimdi arkadaşlar büyüme rakamlarına baktık. Tarihsel çarpanlarına baktık. Sırada sektöre göre durumuna bakmaya, artık ziraat yatırıma odaklanmış durumdayız. Öncelikle arkadaşlar hedef girişimin öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığımız %52. Sektör ortalaması %64. Yani burada bir geri kalmış olduğunu görüyoruz. FK'ya baktığımız zaman ise FK olarak da pahalı durumda. Yine PDDD olarak da yine pahalı durumda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani sektöre göre çarpan olarak bakarsak bir potansiyeli kalmadığını görmüş olduk arkadaşlar. Yani burada bizim tek bakmamız gereken şey piyasa değeri olacaktır. Ve bunu da en son işlemlerimizi yapacağız. Uzun vadeli hedef fiyatımızı bulacağız. Ve uzun vadeli hedef fiyatımızın buradaki
piyasa değerine göre mantıklı olup olmadığına karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim hedef girişimin öncelikle nerelerden alım yapılabileceğine kademeli olarak ve daha sonrasında ise orta vade, kısa vade ve de uzun vade hedef fiyatlarını çıkarma. Öncelikle hedef girişimde ben bir Fibonacci çalışması yapmak istiyorum. Şöyle Mart 2 dibinden 52 haftalık zirvesine bir Fibonacci düzeltmesi oluşturduğum zaman bakın burada 2.65 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu ve bunun altı da önemli bir alım seviyesi olarak karşımıza çıkmış şimdiye kadar. Şimdi burada önemli destek seviyesi var. 2.39. Daha da altına sarkarsa 2.21 buraları gerileyebilir. Ve de günlük bakalım bir de. Günlük olarak baktığımız zamansa bakın burada 2.15 1.95. Yani arkadaşlar bakın buralara da ihtimal her zaman ihtimal vardır. Bundan dolayı da kademeli alım her zaman için önemlidir. Yani arkadaşlar gelip de direkt 2.39'a gelince bütün paranızı almamanızı ben şahsen öneriyorum. Çünkü her an her şey olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da temkinli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Yani tekrardan şunu söyleyelim. Bakın burada 2.39, daha sonrasında 2.21, altına sarkarsa 2.15 ve daha da sarkarsa 1.95. Artık buralardan kademe kademe toplanabileceğini düşünüyorum hedef girişim hissesinin. Şimdi gelelim arkadaşlar, tabii ki buralara düşecek diye bir şey yok. Biz sadece burada dibin dibi vardır. Her zaman bu mantıkla ilerlemeliyiz. Bundan dolayı da kademeli alım yapmalıyız arkadaşlar. Bu şekilde uyarımızı da yaptıktan sonra artık kısa vade, orta vade ve de uzun vade hedef fiyatlarına geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada trend temelli Fibonacci'mizi alalım ve de 52 haftalık dibimiz ile 52 haftalık zirvemize noktalarımızı koyalım. Şimdi bunda işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar hedef skalamıza bakalım. Hedef skalamızda en düşük hedef fiyatımız 3.73 olduğunu görüyoruz. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman ise bakın 3.70 zaten burada var. Bundan dolayı ben bu iki bant aralığının kısa vadeli hedef fiyat olduğunu düşünüyorum. Buraya yazalım arkadaşlar, kısa vadeli hedef fiyat. Şimdi gelelim arkadaşlar orta vadeli hedef fiyatımıza. Bunun için ise arkadaşlar bakın şu şekilde bir çanak formasyonu oluşumu gözlemleniyor şu anda. Ve bu çanak formasyonu eğer yukarı doğru kırarsa hedef fiyatımız çanak boyu kadar olacaktır. Ve bu çanak boyu da evet şu kadar yaklaşık olarak, evet yukarı doğru kırarsa da çanak boyu kadar hedefimizi koyarsak yaklaşık olarak hedefimiz 5.73 seviyeleri olduğunu görüyoruz. Buralarda arkadaşlar bizim orta vadeli hedef fiyatımız, uzun vadeli hedef fiyatımız içinse bildiğiniz gibi Fibonacci'mizin en üst iki bandına bakıyoruz. Bu bant bize 9.07 ile 10.1 aralığını gösteriyor. Hedef skalasında zaten bu değerleri kapsıyor. O yüzden burada bir sıkıntı görmüyoruz hedef skalasına göre. Daha sonrasında ise arkadaşlar sektörüne göre bakalım. Şu anki fiyatımız 2.5. Yani 10'a geldiği zaman direkt 4 katlık bir potansiyel var mı yok mu? Şimdi hedef girişimin piyasa değeri yaklaşık olarak 715 milyon TL. 4 ile çarptığımız zaman yaklaşık olarak 3 milyon TL civarında olacaktır ki bu zaten Gözde'nin, bakın Gözde girişimin piyasa değeri 3.5 milyar TL. Yani burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Zaten bu piyasa değerine ulaşmış bir şirket var. Zaten hedef girişim de buralara gelirken Gözde girişiminde eli armı toplamayacaktır. Yani bunu da tabii ki göz ardı etmiyoruz ama şu ana göre hedef fiyat
belirleyebilirsek eğer konuşamadığım bir türlü, yani 3 milyar TL'lik bir hedef fiyat koymak mantık dahilindedir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da 9.07 ile 10.1'in uzun vadede güzel bir hedef fiyat olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Uzun vadeli hedef fiyat. Evet, tekrardan söyleyelim. 9.07 ile 10.1 bandı bizim uzun vadeli hedef fiyatımızdır. Şimdi arkadaşlar gelelim. Hedef girişimi, bakın hedef skalası 57'lik bir hedefi gösteriyor. Şu anki zaten hissenin fiyatı 2.5 TL. 57 bölü 2.5 yaptığımız zaman 22 civarında bir rakam çıkacak. 22-23. 20 diyelim biz düz hesap. Bakın 700 milyon TL çarpı 20 yaparsak bu hissenin piyasa değeri 14 milyar TL olur. Ve de bakın şu anda 14 milyar TL'ye ulaşabilen bir şirket yok. Tabi bu ulaşamayacağı anlamına gelmiyor. Ama şu anda olmadığı için bu hedef fiyatını koymak mantık dahilinde değildir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da 57'lik hedef fiyatımız ne yazık ki çok gerçekçi bir hedef fiyat değil arkadaşlar. Bundan dolayı da uzun vadeli hedef fiyatımız bizim son hedef fiyatımız. Yani çok uzun vadeli hedef fiyatımızı hedef girişimi için şu anda koymak mantıklı değil diye düşünüyorum son olarak. Evet arkadaşlar, hedef fiyatlarımızı da belirlediğimize göre artık videomuza son verebiliriz diye düşünüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoların altındaki abone ol tuşunun yanında bir zil tuşu var. Bu tuşu açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve de açıklama kısmından bizimle iletişime geçmek için de Telegram grubumuza katılabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.